Ben Hasan Kara. 1956 yılında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Günyüzü köyünde doğdum. İlkokulu köyümde okudum. Ortaokulu Özkürtün'de okudum. Köyümüzde orman içi bir köy olduğu için orada okul mahalleye biraz uzaktı. Yürüme gidip gelmek bile giderken okul yolunda oynadığımız bir sürü kar topu, o tahtalarla kayardık şeyden okula gitmek için bayır karlı yollarda. Bayağı zorluklarımız oldu. Köyde elektrik yoktu, su yoktu, su dışarıdaydı. Yani bayağı mahrumiyet bir dönemiydi. Ondan sonra işte ortaokul yıllarından sonra 1974'te İstanbul'a geldim. İstanbul'da birkaç ay kaldıktan sonra tekrar köye döndüm. 1976'da askere gittim. Askerliğimi Acemi Birliği Balıkesir, Çayırhisar'da yaptım. Usta Birliği'nde Tekirdağ'da çavuş olarak tamamladım. Terhis olduktan sonra 78'de tekrar İstanbul'a döndüm. İstanbul'da 1978 Ağustos ayında Spor Akademisi'nde memur olarak işe başladım. 16 sene, 8 ay gibi ya da 18-17 sene muhtemelen orada Spor Akademisi'nin çeşitli birimlerinde, muhasebe, kütüphane, ayniyat gibi çeşitli birimlerinde memur olarak çalıştım. 1980 yılında ev yaparak bulunduğumuz bu Karlıtepe'ye yerleştim. Daha sonra 1995 yılında tayin alarak naklen İSKİ Genel Müdürlüğü Kadıköy Şube Müdürlüğü'nde Borsu Takip Servisi'nde işe başladım. Mahallemizde çeşitli derneklerde faaliyetlerde bulundum. Cami yaptırma gibi, yardım kuruluşları gibi derneklerde bazen faaliyetlerde bulundum. 2003 yılının Ağustos ayında emekli oldum. 2004 yılında hac görevi için inşallah Allah kabul etsin inşallah hacca gittim. Dönüşte yazın köye dönmek üzere köye gidiyorum. Köyde fındık bahçeleri var. Onlarla birkaç ay, 3-4 ay ya da 5-6 ay gibi köyde kaldıktan sonra kışın tekrar İstanbul'a geliyorum. İstanbul'da yine bulunduğum bu evde ikamet ediyorum. 1974 yılında eşimle evlendim. Aynı köylü olduğumuz için böyle görücü usulda diyebiliriz ama birbirimizi tanıyorduk aynı köylü olduğumuz için. 1974 yılında 19 yaşında evlendim. 3 kızım, 2 oğlum var. 10 tane torunum var. Torunlarımın biri üniversitede, biri üniversite hazırlık yapıyor. İlkokula giden var. İşte madem 4 çocuktan 10 tane torunum var elhamdülillah. Çok şükür. Beykoz'da ikamet ettim hep. Başka yere de gitmeyi hiç düşünmedim. Beykoz 1974'te buraya geldiğimizde Beykoz'da yaşamak bir ayrıcalık. Bence Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Yani Beykoz bir nimet. Dünyanın en güzel yaşanacak yeri Beykoz. Yapılanları inkar edip nankörlük etmem ama yapılanları yeterli bulmanın da gelişmeyi engelleyeceğini biliyorum.
Hani yapılanları yeterli bulmamak, ileriye atılmış bir adım olarak görüyorum. Daha da güzel olmasını temenni ediyorum Beykoz'un. Ama Beykoz, dediğim gibi İstanbul'un yaşanabilecek en güzel yeri. 1980'de ben ev yaptım. 10-12 hane vardı. Hepimiz birbirimize ekmek ihtiyacımız olsa tuz ekmek alıp birbirimizde yağ, tuz ne varsa paylaşıyorduk. Hatta odunu bile. Kömür geliyordu. Kömürü de imece usulüyle burada tamamlıyorduk. Buraya uzun süre devlet su da alamadık. Suyu 2004'lerde buraya su verdi. Kendi su kuyularımızı kendimiz yaşamak için kendimiz kazdık. Su kuyuları kazdık. İşte hayvancılık yaptım burada. İnek besledim 95 senesine kadar. En azından çocukların beslenmesi için önemliydi bu bizim için. Ondan sonra çocuklar yetişti. Çocuklar da çalışıp bir şey yapmaya başlayınca biz biraz ekonomikman biraz daha rahatladık. Yazın köyde, kışın İstanbul'da ama köy buradan uzak kalırsam burayı çok özlüyorum. Köyden uzak kalırsa da köyü özlüyorum. İşte öyle bir insanoğlu böyle. resimlerine bile bazen bakmakla keyif alıyorum Beykoz'un da köyünde. Memleketim Allah güzel yaratmış. Bizim köyümüz de çok güzel. Çok harika, yeşillikler içerisinde. Ama Beykoz da böyle aynı şekilde. Bizim zamanımızda biz küçük büyüklerimizden biraz bizden daha farklı şeyler beklerdi. Şimdi de biz küçüklerimizden başka şeyler bekliyor. Bu bir döngü. Yani biz daha iyi olmasını istiyoruz. Bence şimdiki gençler bizim çocukluğumuzdan çok daha iyi. Ben Gümüşhane'de Özkürt'ünden köyümüze yürüme geliyorduk. Yani cumartesi günü o zamanlar okullar öğlene kadar okul vardı. Öğleden sonra okul paydası olunca biz yürüme geliyorduk. Ama şimdiki gençler de Özkürt'ünde kalsa bir haftayı orada bekler araba bulamasa. Ama biz yürüme geliyorduk orada. O zaman şartlar öyleydi. Bırak Özkürt'ünde bile elektrik yoktu. Bırak köyü Özkürt'ünde. Zaten şu andaki Kürt'ün olan Kürt'ün zaten yoktu. Özkürt'ünde elektrik yoktu. Sadece işletmenin jeneratörü vardı. Orada sokak lambası, 3-4 tane sokak lambasından başka bir şey yoktu. Biz ortaokulu öyle okuduk. Biz babamızın sözü üzerine söz söyleyemezdik. Babam ölene kadar da öyleydi. O ne derse bizim kabulümüzeydi. Evliliğimizde de, yaşamamızda da, ev yaparken de, her yerde biz çok şeydik. Çok şükür ben kendi çocuklarımdan ve torunlarımdan da çok memnunum. Aynı saygıyı, terbiyeyi de onları da görüyorum. Yani... Ben 1980 hatta 61 ihtilalinde çocuktum ama hikayeleri biliyorum. Hikayeleri biliyorum derken yani Menderes'in aslında çocuk olmama rağmen o da çok az hatırlasam bile ben 71 ihtilalini hatta 80'deki ihtilali cuma sabahı işe hazırlanırken bu zamanki gibi şey yoktu. Haberleşme şey yok. Ben işe hazırlanıyordum. Komşular radyodan duymuş. Bugün iş yok. Niye hayırdır dedim. Darbe oldu. Darbe oldu denilince de çok hani öyle bir beklenti hazırlamış toplumu öyle hazırlamışlardı daha doğrusu. Biz de sonradan öğrendik ki hep memnun olmuştuk. Daha sonradan öğrendik ki adamlar bunu resmen toplumu o şeye hazırlamışlar. Kendileri itiraflarıyla mesela Kenan Paşa'nın daha hazır olmamıştı yani daha olgunlaşmamıştı gibi sözleri vardı. Daha evvel benim çocukluğumda daha şöyle söyleyeyim nüfusun ülke nüfusunun %80'i köylerdeydi. %20'si şehirlerdeydi. Öyle şöyle hatırlıyorum. Bulmaca çözerek Ankara'dan arsa çıkıyordu. Ben bir bulmaca çözmüştüm. Ankara'dan bir arsa çıktı bana. Hatta dediler ki tapu masrafını öde arsa senin olsun. Milleti şehirlere şey etmek için bir devlet politikası vardı. Ama ben
O zaman tapu parasını ödeyecek imkanımızda, Ankara'ya gitme bile imkanımız olmadığı için öyle kaldı. Ama İstanbul'a geldiğimizde bazı imar bakanları, bakanlıklar gece kondu yapın, şehir güzelleşsin derdi. Yapın, teşvik vardı. Ama öyle hızlı şekilde köyden şehirleşme oldu.